Merhaba arkadaşlar. Hacettepe Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Mep kazanım testleriyle kalıtım tekrarı devam ediyoruz. 7. bölümdeyiz. Başladık ilk sorumuzla. Hemen açtık kalemimizi. Diyor ki insanlarda orak hücre anemisi otozomal çekini kalıtılan bir hastalıktır. Demiştik ki 44 kromozom otozomal kromozomlardı. Kuzen olan Kübra, Selma, Mehmet ile akrabalık ilişkisi olmayan ve kendi aralarında kuzen olan Osman, Elif ve Taner'in Orak hücre anemisi ile ilgili durumları aşağıda verilmiştir. Birinci aileden Kübra'da orak hücre anemisi görülmüştür. İkinci ailede bu gen hiçbir bireyde bulunmamaktadır. O zaman ikinci ailedeki bir bireyle e, Kübra evlendiğinde ne olacaktır? Risk azalacaktır. Diyor ki buna göre aşağıdaki evliliklerden hangisinden doğacak çocukların orak hücre anemisi olma ihtimali yüksektir. Bu ailede kübra olduğuna göre orak hücre anemisi. Selma ve Mehmet de kübra ile akraba olduklarına göre Arkadaşlar e, a, e, gördüğünüz gibi buradaki genler ortaya çıkabilir akraba evlilikliği olduğu için. Ama burada baktım Osman, Elif, Taner bunlarda hiç yok. Hiç olmadığına göre olma ihtimali biraz daha düşük. O zaman Elif ve Osman. Elif ve Osman'da zaten yoktu bunlarda olmaz. Bir kere benim Kübra'yı kullanmam lazım kesinlikle. Çünkü bana diyor ki olma ihtimali yüksektir. Kübra olanlara bir bakayım. Mehmet var, Taner var. Şimdi baktım Kübra ile Mehmet'i evlendirdiğimde sonuçta Kübra ile Mehmet akraba olduğuna göre Mehmet'te de bu gen olmuş olabilir. Gizli kalmış olarak olmuş olabilir, çekinik olabilir. Dolayısıyla Kübra ile Mehmet'i evlendirdiğimde Ortaya çıkma ihtimali daha yüksek. Kübra ile Taner'i evlendirdiğimde ise Taner'de bakın hiç yokmuş. Dolayısıyla Kübra'da çekinik olan bu gen Taner'in baskın geniyle birleştiğinde çocuklarda görülme ihtimali daha az olabilir diyorum. Cevabım Elazığ. Soy ağacında herhangi bir karakterin kalıtımı verilmiş olup bu karakteri fenotipinde gösteren bireyler koyu renkte gösterilmiştir. Bu kalıtımla ilgili karşınıza gelebilecek en zor sorulardan daha doğrusu en çok zaman alıcı sorulardan diyor ki buna göre aktarılan özellikle ilgili olarak hangisi doğru olabilir? Yani bir tane soy ağacı varmış bana. Diyor ki bu soy ağacı sence bu mu olabilir? Bu mu olabilir? Bu mu olabilir? Bu mu olabilir? ayrı ayrı bunu arkadaşlar gözlemleyeceğim. Şimdi bakıyorum otozomal çekinik demiş. Hemen ilkine baktım. Otozomal çekinik bir özellikse karaladıklarım hep küçük A mı olmalı? Küçük A diyeyim mesela ben otozomal özelliğe A ile göstereyim. Hep küçük A olmalı. Diğerlerinde de diyorum ki karalı olmadıklarına göre en az bir tane büyük A olmalı. Alttan yukarı doğru gittim. Diyorum ki bu küçük A küçük A ise birini annesinden birini babasından alacak. Demek ki annesine de babasına da kesinlikle küçük A gene olacak diyorum. Sonra buraya baktım. Bir tane küçük A'yı kesinlikle kimden alacak? Babasından alacak. Demek ki buradaki küçük A buradan geliyor. Annesi de e, bir tane de büyük A var yanında. Bu büyük A'yı da kesinlikle annesinden alacak. Ama annesinin yanındakinin ne olduğunu bilemem. Çünkü zaten annede bir tane büyük A var. Yanındaki büyük A mı küçük A mı kesin bilemiyorum. Buna baktım. İki tane yine küçük A taşıyor. Küçük A taşıyorsa birini annesinden birini babasından almıştır. Bu şekilde aktarılan bir özellik olabilir arkadaşlar bu. Yani birinci şıkkım ne oldu? Doğru olmuş oldu. İkincisine baktım X kromozomu üzerinde çekinik diyor. X kromozomu üzerinde çekinikse şöyle bir kalıtılıyordur gençler. Bakın hep küçük harfler olmuştur diyorum. Sonra baktım küçük R küçük R'yi taşıyormuş. Birinin annesinden birini babasından alması gerekiyordu. Babasına zaten küçük R var. Demek ki annesine de ne varmış? Bir tane küçük R varmış diyorum. Devam ettim. Buraya baktığımda bir tane büyük R var. Bir tane de küçük R var. Şimdi bunu bilebiliyorum. Küçük R'yi kesinlikle kimden alacak? Babasından alacak. Demek ki annesine de bir tane ne var diyorum arkadaşlar. Büyük R var. Büyük R olduğunda bir problem oluyor mu? Olmuyor. Tamam devam ettim. Küçük R küçük R diye bir birey var. Burada diyorum ki bu da birinin annesinden birini babasından alacak. Demek ki annesine de küçük R varmış. Babasına da bir tane küçük R'nin olması lazım. Çünkü böyle bir kızları oluşmuş. Şu bireyden dolayı arkadaşlar böyle kalıtım ne yapmaz diyorum. X kromozomu üzerinde çekinik bir aktarım olamaz diyorum. Bunları vermişimdir büyük ihtimalle. Hı hı. Devam ettim. Diyor ki erkek ve dişi de görülme olasılığı eşittir. Eş baskınlık görülür. Eş baskınlığa bakayım. MN kan grubunu örnek vereyim. Eş baskınsa şunlar MN kan grubudur diye söylüyorum. Bu da MN, bu da MN, bu da MN kan grubudur. Şuna baktım. Bu MN kan grubuysa annesinden ya da babasından ne alması lazım? Ne alması lazım? Atıyorum annesinden ne aldıysa babasından e, babasından ne aldıysa annesinden de ne almıştır? E annesi ne olsa olabilir. İki türlü de olabilir. Şuraya baktım bu şekilde de olabilir. Herhangi bir problem yok. Yani bana bakın şuradaki gibi aykırı bir durum olmadığı müddetçe aktarılabilir diyorum. O zaman ne oldu gençler? 1 4 oldu. 1 4'ü kesin aldım. Eee erkek ve dişilerde görülme olasılığı eşit olan bir şey olabilir diyor. Yani şunlarda bakın erkek ve dişilerde görülme olasılığı eşit değil mi? Yani erkeklik ve dişiliğe bağlı değil, otozomal aktarılan bir karakter olabilir demek istemiş. Evet, olabilir. Çünkü biz bunu zaten birincisinde kanıtladık. Cevabı Denizli 1 3 ve 4 olmuş oldu. Baktım aşağıdaki soy ağacında kan grubu AB 0 ya da ABO çekinik olan bireyler koyu renkte gösterilmiştir diyor. Numaralandırılmış bireylerin hangilerinin kan grubu kesinlikle belirlenir. Baktığımda çekinikler varsa AB0 kan grubunda 00'lar sıfır çekinikli. Demek ki şunlar 00'mış. Sıfır Diyorum ki bu da B kan grubuymuş. Bakıyorum 0 sıfırsa bu kan grubu buraya ne gelmiştir? Kesinlikle bir tane sıfır gelmiştir diye söylüyorum. Bu sıfır sıfır olduğuna göre birini annesinden birini babasından alacak. Burada kesin sıfır var. Burada da kesinlikle ne olmalı diyorum? Sıfır olmalı. E bu B kan grubu olduğuna göre e annesinden de sıfırdan başka gen gelemeyeceğine göre babasından da ne gelmiştir diyorum? B gelmiştir. Babasında o zaman hem sıfır hem de B genleri olduğu için kesinlikle neyi ben bulabilirim? 3'ü kesinlikle bulabilirim. Diğerleri hakkında kesin bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Mesela buna baktım. Bu A 0'da olabilir. B 0'da olabilir. Aynı şekilde bu da A 0'da olabilir. B 0'da olabilir. Şunlar hakkında zaten kesinlikle içlerinde birer tane 0 var ama bu A 0 mı B 0 mı ne yapamıyorum? Şu AB'den dolayı kestiremiyorum. Cevabım batmaz. Soy ağacı vermiş yine aynı tip bir soru. Diyor ki bunlardan hangisine göre aktarılıyor olabilir? Burada bakacağım ilk eleyeceğim Y kromozomunda baskın. Çünkü bunun için ekstra bir soy ağacı çizmeme gerek yok. Y kromozomunda baskın da dese, çekinik de dese şartım neydi? Erkek de görülüyorsa, erkek de babada görülüyorsa onun bütün erkek çocuklarında ve erkek torunlarında görülmesi gerekiyordu. Baktım erkek babada var. Ama buna baktım çocuğunda oğlan çocuğunda yok. Buradan elendi. Aynı zamanda dişilerde hiç görülmemesi gerekiyordu. Dolayısıyla dördü ne yaptım gençler? Elemiş oldum. Şimdi diğerlerine bakayım. Birincisine ne diyor? Otozomal baskın olsun diye söylemiş. Otozomal baskınsa taramadıklarım kesinlikle çekiniktir diyorum. Şöyle yaptım. Diğerleri de baskın olduklarına göre en az bir tane büyük A taşımak zorundadırlar diye söyledim. Ama şuraya baktığımda gençler bakın anne de baba da küçük A küçük A ama çocuklarda büyük A görülmüş. Çocuklarda büyük A görülme ihtimali yok. Dolayısıyla otozomal baskın aktarılan bir özellik olamaz diyorum. Devam ettim. Şuraya baktım. Otozomal çekinik. Otozomal ise bunlarda kesinlikle küçük a küçük a vardır diyorum taralı olanlarda. Diğerlerinde de çekinik özelliği fenotiplerinde göstermediklerine göre kesinlikle bir tane büyük a vardır diyorum. Şuna baktım. Küçük a küçük a bir çocuk olduysa bunun demek ki bilmediğim diğerleri neymiş? Küçük a küçük a şeklindeymiş. Sonra buna baktım küçük A küçük A şeklinde bir çocukları olduğuna göre burada zaten küçük A var. Demek ki bilmediğim diğer de neymiş? Küçük A'ymış dedim. Sonra buna baktım küçük A küçük A şeklinde bir baba varsa burada kesinlikle bir tane ne olmalı dedim? Küçük A olmalı dedim. Burada da büyük A da olabilir, küçük A da olabilir ama burada absürt bir durum gördüm mü? Görmedim. Demek ki bu şekilde aktarılan bir özellik olabilir diye düşündüm. Devam ettim arkadaşlar. Y kromozomunda taşınan çekinik bir gen olup olmadığını sormuş. Y krom X kromozomunda pardon taşınan çekinik bir gen olup olmadığını sormuş. Bakıyorum X küçük R'leri taşımak zorunda. Bu da taşımış. Bu da taşımış. Şuna baktım. Bu da taşımış. Hemen kontrol ediyorum. Diyorum ki bu Y'yi babadan aldı. X'i kesinlikle kimden alacak? Anneden. Demek ki anne de bir tane küçük R varmış. Burada arkadaşlar büyük R'yi kimden alacak? Annesinden alır. Alabilir mi? Alabilir. Problem yok. Buna baktım. Baba kesinlikle bu küçük R'yi kime vermek zorunda? Kız çocuğuna vermek zorunda. Kızda da küçük R var zaten. Problemim yok. Burada erkek çocuk büyük R'yi kimden almış? Annesinden. Alabilir mi? Alabilir. Problem yok. Annede de büyük R var. Buraya baktım. Büyük R var. Bu Erkek çocuk bunu annesinden almalıydı baktığımda çünkü babadan y'yi alıyor. Baktığımda anne de küçük r var. Büyük r hiç yok. Dolayısıyla bu şekilde aktarılan bir özellik de arkadaşlar olamaz. Cevabım Batman olmuş oldu. Yani baktığımda önce kesin olarak bildiklerimi yazıyorum. Sonrasında da ona göre çözümlemelerimi yapıyorum. Diyor ki bir genin birden fazla karakterin oluşumunda etkili olmasına pleiotropi denir. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim pleiotropi normalde kalktı, müfredat da yok ama yine soruyorlar. Pleoterapi olayını örnek olarak Orak hücre anemisine neden olan genin aynı zamanda şu ifade önemlidir. Aynı zamanda sıtma hastalığına da dayanıklılık sağlaması verilebilir. Evet baktım şimdi hastalığa neden olan gen çekinik olup homozigot durumda genotipte hastalık yapar. Bu normalde yukarıda genelde verir bu bilgiyi. Yani sizden çok isteyeceğini zannetmiyorum. Direkt böyle bir bilgi sorusu isteyeceğini zannetmiyorum. Bu bilgi doğru bir bilgi. Heterozigot durumda hastalık yapmadığı gibi bireyin sıtma hastalığına dayanıklı olmasını sağlar. Bu bilgi de doğru bir bilgi. Direkt pleiotropinin bu hastalığın spesifik özelliklerini bilmenizi istemiş. Dediğim gibi çok zannetmiyorum çıksın. Homozygot baskın durumda hastalığa neden olmaz fakat sıtma hastalığına karşı da dayanılık sağlamaz demiş. Evet doğrudur arkadaşlar. Cevabım Edirne oldu. Dediğim gibi çok karşınıza çıkacak olduğunu zannetmiyorum. Aşağıda soy ağacında bir özelliği fenotipte gösteren bireyler taralı olarak verilmiş. Aynı tip bir soru yine arkadaşlar. Baktım önce neyi eliyordum ben? Y'ye bağlı baskınları eliyordum. Şu Y'ye bağlı bir şey olamaz çünkü dişilerde görülmüş. Y'ye baskın ya da çekinik olamaz. O yüzden bunu eledim. Otozomal çekinik mi? Hemen ona bakayım. Otozomal çekinikse kesinlikle küçük ağlar taralı olanlarda olacak. Diğerleri de fenotipte bu özelliği göstermediklerine göre kesinlikle bir tane büyük A'ya sahip olacak. Bakın ben A diyorum siz de diyebilirsiniz, C'de diyebilirsiniz. A'nın büyük harf küçük harf uyumu kolay olduğu için direkt A'yı söylüyorum. Şuna baktım. Çocuk küçük A küçük A olduğuna göre anneden de babadan da kesinlikle bir tane küçük A gelecek. O zaman bunda da bir tane küçük A olacak. Şuna baktım küçük A küçük A demek ki annesinden de babasından da birer küçük A gelecek. Bu şekilde olacak. Böyle aktarıldığında herhangi bir problem görüyor muyum? Görmüyorum. Böyle aktarılabilir. X'e bağlı çekinik midir sizce diyor. Hemen bir de ona bakayım gençler. X'e bağlı çekinikse taralı olanlarda iki tane, erkeklerde bir tane küçük R'yi taşımak zorunda X kromozomu üzerinde. Baktığımda bu küçük R'yi kimden almıştır? Annesinden. Annesinden bir tane küçük R aldığında olabilir mi? Olabilir. Problem yok. Şuna baktım. Küçük R var. Y var. Buradaki Y'yi babadan aldı. Burası şöyle olacak gençler. Yanlış yapmışız. Y olacak. Y'yi kimden aldı? Babadan aldı. Annesinden ne alması lazım? Küçük R alması lazım. Böyle de olabilir mi? Olabilir. Demek ki böyle aktarılan bir özellik olabilir. Burayı düzeltelim biraz sonra. Bir diğeri ise arkadaşlar X'e bağlı baskın. X'e bağlı baskın ise kesinlikle büyük D'yi taşımak zorunda. Büyük D'yi taşıyor. Büyük D'yi taşıyor. Diğerleri de büyük D'yi taşımıyor demek ki. Bakın taşımıyor, taşımıyor. Buna baktım. Şunun böyle bir çocuğu olabilmesi için Y'yi kimden aldı? Babadan aldı. Anneden niye alması lazım büyük D'yi? Ama anne de büyük D var mı? Yok. Demek ki bu şekilde aktarılan bir özellik olamaz. Cevabım Cizre olmuş oldu. Akraba evliliklerinin olası riskleriyle ilgili olarak hangisine varılamaz diye sormuş. Sağlıklı çocukların doğması imkansızdır. Hayır böyle bir ihtimal yok. Sağlıklı çocuk da doğabilir akraba evliliklerinde. Direkt böyle bir ihtimali söylememiz yanlış olur. 7 Adana Aşağıda soy ağacında otozomal çekinik olarak aktarılan bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir. Taralı bireyler bu özelliği fenotipinde göstermektedir otozomal çekinik. Diyor ki x ile gösterilen bireyin çekinik fenotipli erkek olma olasılığı nedir? Baktım hemen arkadaşlar. Diyorum ki çekinik aktarılıyorsa kesinlikle şunlar küçük a ağ, küçük a'dır. Bu da küçük a ağ, küçük a'dır. Şimdi diyorum ki burada baktığımda demek ki şu çocuk küçük a küçük a olduysa birini anneden birini babasından alacak. Demek ki annesinin büyük a küçük a babasının zaten neymiş? Küçük a ağ, küçük a'ymış. Bunları çaprazladığımda ben gençler şöyle bir ihtimal oluyor. Eee çaprazlamışım. Annesi büyük A küçük A babası küçük A küçük A çaprazladım. Şu ihtimal meydana geldi. Ne diyor? Çekinik fenotipli bireyin çekinik fenotipli erkek olma olasılığı. Erkek ya da kız burada kız demişiz ama erkek de olur kız da olur. İkisini de 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Baktığımda çekinik olma ihtimali 4 ihtimal içerisinden 2 ihtimal çekinik 2 bölü 4 olasılıkla. 1 bölü 2 ihtimal de erkek olur kız olur fark etmez. Çarptım 2 bölü 8 e, sadeleştirdim. 1 bölü 4'ü elde etmiş oldum. Soy ağaçlarında belli karakterlerin kalıtımı verilmiş olup bu karakterleri fenotipinde gösteren bireyler koyu renkte gösterilmiştir diyor. Buna göre soy ağaçlarının hangilerinde verilen özellik X kromozomun homolog olmayan bölgesine baskın bir karakter olarak aktarılabilir. Hemen bakayım. Diyorum ki baskınsa kesinlikle büyük D taşımak zorunda, baskın değilse kesinlikle küçük D taşımak zorunda. Şimdi baktım bu Y'yi kimden aldı? Babasından. Tamam. X'i kimden alacak? Annesinden. Ama anne de büyük D var mı? Yok. Dolayısıyla biri alamam, biri eledim. Böyle aktarılan bir özellik olamaz. İkinciye baktım. Büyük D, büyük D'yi taşıyorlar bunlar çünkü karalanmışlar. Çizililer. Bu ise küçük D'yi taşıyacak. Y kime gidecek? Oğlana gidecek. Kızlarda kesinlikle kız var mı? Zaten yok. Kızlardan anneden bir tane D kime gidecek arkadaşlar? Bir tane X kromozomu daha doğrusu. Ee, erkeğe gidecek. Şu X giderse olur. Bu X giderse olabilir. Problem yok. Yani böyle bir birey de meydana gelebilir. İki şeklinde aktarılabilir. Üçe baktım. Üçte de yine taralı olanlarda bir tane büyük D olacak. En az Diğerlerinde mutlaka küçük d'ler olacak. Şuna baktım. Küçük d küçük d şeklinde bir çocukları oluşmuş. Bir kız çocuğu küçük d küçük d oluştuğuna göre bunu birinin annesinden, birini babasından aldı. Annesinden almada problem yok ama babasında küçük d olmadığı için bu şekilde aktarılamaz diyorum. Sonuncusuna baktım. Yine taralı olmayanlar küçük d'ye sahip. Diğerleri en az bir tane büyük d'ye sahip diyorum. Buraya baktığımda küçük d küçük d şeklinde bir çocukları olabilmiş. Küçük d küçük d şeklinde bir çocukları olabildiğine göre arkadaşlar birini annesinden birini babasından alacaktı. Demek ki annede bir tane küçük D var. Babada da zaten var küçük D. Şuna baktım. Babadan Y'yi aldım. Anneden neyi alması lazım? Büyük D'yi. Annede var mı? Büyük D var. Demek ki bu şekilde de aktarılan bir özellik olabilir. Yani bu soy ağacına bu özellik uygun olduğu için 2 ve 4. soy ağaçları bizim için uygun diyoruz. Evet, umarım anlaşılmıştır konu arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Yine yapamadığımız ya da bizim aklımızdan kaçan, gözümüzden kaçan bir şey olursa alta yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Başarılar.